MSB kaynaklarının söylediklerini de aktardım. Son olarak normalleşmeye tepki olarak olmuş olabilir Suriye'nin kuzeyindeki o Türkiye'ye karşıtı eylemler. Şimdi Naim Bey, Ankara-Şam diyaloğu, işbirliği, PKK-PYD'nin istemediği bir şey. Özgür Suriye Ordusu'nun istemediği bir şey. İdlib'deki grupların istemediği bir şey. Dolayısıyla bu süreci baltalamaya yönelik bir takım eylemlere tanıklık edebiliriz. Doğru mu? Evet. Ve kısa vadede Türkiye'nin bunu da yönetebiliyor olması lazım. Buna ilişkin de önlemler alması lazım. Ama ne yapması lazım sizce? Doğru. Şimdi Senem Hanım çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Şimdi Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini istemeyenleri Türkiye'den sığınmacıların ve göçmenlerin gönderilmesini istemeyenlerle aynı. Hı hı. Bir PKK bölücü terör örgütü Suriye ile Türkiye arasında işbirliğini istemiyor ancak aynı zamanda sığınmacıların Türkiye'den gönderilmesini istemiyor. ABD Türkiye ile Suriye işbirliğini istemiyor. Aynı zamanda göçmenlerin, sığınmacıların Türkiye'den göndermesini istemiyor. Avrupa Birliği de aynı hedefte ve Soros fonundan faydalanan bazı sözde yorumcular ve değerlendirmeciler istemiyor maalesef. Şimdi böyle bir durum var. Türkiye tabii tarihte bunun çok örnekleri var. Pakistan, Afganistan örneğinde. Şimdi Türkiye desteklediği, maaş verdiği, ilacını verdiği, elbisesini verdiği, işte ulaştırmasını sağladığı, ev sahipliği yaptığı ve bunların da çoğunun ailelerin de Türkiye yaşadığı bir oluşum var. Buna Suriye Milli Ordusu deniyor. Eskiden Özgür Suriye Ordusu'ydu. Sonra ismi değişti. Suriye Milli Ordusu. Şimdi Suriye ile işbirliği yaptığınızda Suriye Milli Ordusu'nun bu grupları, bütün gruplar değil ama bu grupları Türkiye'ye karşı tepki gösteriyor. Ağustos 2022'de de o zaman Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ydu. Buna benzer bir açıklama yaptı. Benzer tepkiler gösterildi ama bu kadar şiddetli değildi. Şimdi Türkiye bu gösterilecek. ABD, CIA, Mossad gibi ve İngiliz istihbarat örgütleri gibi örgütlerde yarın öbür gün açıklamanın dışında gerçekten masaya oturma somut adım ortaya çıkınca bu eylemler daha da şiddetlenecek. Tekrar söylüyorum. Şu anda açıklama ama yarın öbür gün diyelim Putin'in arabuluculuğunda Moskova'da Putin, Sayın Cumhurbaşkanı ve diyelim Esad yani Şam yönetimi lideri oturdular. O zaman hiç kuşkunuz olmasın. Bu çok daha fazla bir şekilde bu gerçekleşecek. Bu eylem yani bu şiddet eylemleri ve gösteri eylemleri. Şimdi onun için Türkiye ne yapmalı? Türkiye Suriye ile işbirliğini acilen kurmalı. Kurduktan sonra da bunların nasıl saha dışına çıkacağı konusunda bir yol haritası düzenlemeli Türkiye. Sanırım yine sesim geliyor mu? Ha, şu anda geliyor, evet. Evet. Yol haritası düzenlemelidir dediniz. Bunlar nasıl saha dışına çıkarılacak? Tabii. Yani Türkiye nasıl bir Şam yönetimiyle oturduğunda Senem Hanım, Şam yönetimine muhtemelen Türkiye diyecek ki bunu Şam yönetimi ordusuna, Suriye ordusuna entegre edin bir bölümüne diyecek. Bir bölümü içinde Türkiye'de kalmaları, Türkiye'de yerleşmeleri sağlanacak. Belki de üçüncü bir formül olarak üçüncü ülkeye yani Türkiye Suriye dışında üçüncü bir ülkeye gitmeleri konusunda belki adım atılacak. Tarihte bunun örnekleri var. Şimdi dolayısıyla bu zor mu? Hayır, zor değil. Bunun tek olayı nedir? Tek önemli olayı nedir Senem Hanım? Siyasi iktidarın bir irade göstermesi gerekiyor. Evet. Şimdi Türkiye artık dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapacak durumu kaldıramaz. Bunun din kardeşiyle, bunun ensar muhacirliğiyle, bunun başka sistemlerle ilgisi yok. O halde Türkiye bunları güvenli bir şekilde göndermesi için Suriye ile işbirliği yapacak. Bunları güvenli bir şekilde gönderecek. Ha, bunlar orada Suriye'de eğer suç işlememişlerse, bazı suçlar tabii affetti. Şam yönetimi çoğu suçları affetti. Orada çok önemli suçlar işlememişse bunların da affı da sağlanarak Suriye'de yerleşmeleri sağlanabilir. Ama sonuç itibariyle nereye geldik? Şöyle bir örnek var. Zamanında beslediğiniz akrep gelir en sonunda sizi maalesef sokar. Bu dünya tarihinde hep böyle. Peki. Şimdi Türkiye bunu yaşıyor. Peki bir şey soracağım. 2 dakikam var. Evet. Ama belki bir giriş yaparız.
nasıl bol bol konuşacağız. Çünkü bugünden yarına çözüm olmayacak. Ankara şu anda istiyor görünüyor. Şam istiyor görünüyor. Moskova istiyor görünüyor bu süreci. Washington istiyor mu sizce? Washington istemez bu süreci. Avrupa Birliği istemez bu süreci. PKK bölücü terör örgütü istemez bu süreci. Bir de bunların işbirlikçileri istemez. Neden istemez? Çünkü eğer bu süreç işlerse Türkiye bir taşla iki kuş vuruyor. Nasıl biliyor musun Senem Hanım? Sığınmacı ve göçmenleri göndermekle kalmıyor Türkiye, ama aynı zamanda oradaki PKK, PYD terör örgütünün varlığı da zayıflıyor. Neden? Oraya giden Arap nüfus, orada PKK terör örgütünün işgal ettiği bölgelere, bazı bölgelere, alanlara yerleşeceği için oradaki PYD, PKK terör örgütünün nüfus alanı da azalıyor. Şimdi böyle bir taşla iki kuş. İki beka sorunu var Türkiye'nin. Bir PKK, PYD terör örgütü. İki, sığınmacı ve göçmen sorunu. İşte Türkiye Suriye ile işbirliği adımını somut olarak attığı anda iki beka sorundan kurtulur. Şimdi beka sorundan Türkiye kurtulduğu zaman ABD neden istemiyor? Neden ABD buna şiddetle karşı? Çünkü ABD'nin 100 yılın projesi dediğimiz PKK terör örgütü devletçiğini artık kuramıyor. İki, ABD Suriye'nin egemenliği, parçalanmış bir Suriye yerine egemenliği sağlanmış, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye ortaya çıkıyor. Bu hem İsrail'in hem de ABD'nin 100 yılın projesine atılan uygun bir adım değil. Avrupa Birliği istemiyor. Neden? O zaman Avrupa göçmenler sığınmacılar ülkelerine gönderme somut adımı atıldığında Avrupa Birliği'ne de sürekli evet. Son cümle, Avrupa Birliği'ne sürekli, eğer bağlantım kesilmediyse.